Burç TV ailesinin değerli takipçileri, hepinize merhaba. Bugün sizinle yine bir fal bakma gününde beraberiz. Sizler için iki tane fal kapattım. Kendiniz için, eşiniz için, çocuğunuz için, ailenizden biri ya da sevdiğiniz bir insan için bu fallardan birini seçip dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Birinci falım bu. Eğer birinci fala niyet ettiyseniz bu falı dinleyin. Bu falda çıkacakları kendinize göre yorumlayın. Sonuçta fallardan hangisini içinden geçirdiyseniz evren onu sizin karşınıza bilerek ve isteyerek çıkartmıştır. Bu niyetle dinlemeniz beni mutlu eder. Şimdi bu faldan başlayalım. Evet, falımızı açtık. Bakın nasiplerimizin taştığını görebiliriz. Bakalım falımızın içi nasıl? Evet, bu falda kalbinizin aydınlandığını görebilirsiniz. Bakın. Bir konuda bir ferahlama yaşayacaksınız. Daha önceden kafanıza taktığınız, büyüttüğünüz, belki de olduğundan fazla değer ve kıymet verdiğiniz bir olayın neticelendiğini, sonuçlandığını göreceksiniz. Ve kalbinizi bu konuda temiz tutmanın sonuçlarını, ekmeğini yiyeceksiniz. Güzel gelişmeler sizi bekliyor. Kafanıza taktığınız kadar büyük bir şey olmadığını bu olayın anlayıp rahatlayacaksınız. Bu konuda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Şurada gördüğünüz gibi birbirine sırtını dönmüş iki insan var. Bunlardan bir tanesi belki de olayları biraz fazla büyütüyor. Siz sırtını size dönmüş olan bu arkadaşınızdan ya da sevdiğinizden, tanıdığınızdan diyeyim, bir haber, bir söz bekliyorsunuz. Ama yani beklemede kalmışsınız açıkçası. Çok fazla soramamışsınız da. Biraz bir çekince içerisindesiniz. Sorsam mı sormasam mı gibi bir çekince içerisindesiniz. Ve öylece bekliyorsunuz. Bence bekleme modundan artık çıkmanız gerekiyor. Çünkü aslında çok büyük bir sorun yok. Ama bu insan belki de artık frekanslarınız tutmadığı için size sırtını dönmüş. Hayatınızdan aniden bazen bir insanın çıktığını fark edersiniz. Büyük bir sebep bile olmaz. Karşımıza çıkan kişiler frekansımızla benzer olduğu zaman onlarla arkadaş oluruz, dost oluruz, görüşürüz ve onlar bizimle kalırlar. Ama biz geliştikçe, okudukça, çalıştıkça ve değiştikçe, kendi frekansımızı yükselttikçe bazı insanlar bizimle artık kalamaz hale gelirler. Hayatımızdaki bu insanlarla artık frekansımız uyuşmamaya başlar. Bu her zaman için kötü bir şey demek değildir aslında. Eğilimlerimiz ve gelişim seviyemiz farklılaştıkça bunun değişmesi, eski ortamlarımızı sürdürememek, eski alışkanlıklarımızı ve arkadaşlıklarımızı koruyamamak da gayet doğaldır aslında. Artık bize iyi gelmeyen insanların kendiliğinden hayatımızdan çıkması da bu frekans değişiminin bir sonucudur. Bunun için çok fazla yapacak bir şey yoktur. İnsanları zorla yanımızda tutamayız. Frekansımızın uyduğu insanlarla yolumuza devam ederiz. Yani şöyle de diyebiliriz aslında. Hayatımıza giren herkesin bir görevi vardır. Ve bu görevi tamamladıkları zaman hayatımızdan gidebilirler. Bu da gayet doğaldır. Evet, şöyle falımızın değişik yerlerine bakmaya devam edelim çevirerek. Bakın şurada bir aydınlık görüyoruz. Kalbimizde bir ferahlama olacak. Falımızın en altında bir göz görüyoruz. Bir nazar enerjisi var üzerimizde. Bunu bozmak için yapabileceğimiz ritüeller var. Bunlara da ilerleyen fal seanslarımızda yine yer veririz. Bunlar hakkında da konuşuruz sizlerle. Nazar enerjisinden nasıl kaçınabiliriz? Bunlar hakkında da konuşuruz. Bunlara da değiniriz. Ama şu açıdan da bakmak gerekir ki frekansımızın tutmadığı insanlarla bu yolculuğa devam etmek de üzerimizde böyle bir enerjiye yol açabilir. Bizim başarılarımızı
kıskanmaya başlamış olabilir etrafımızdaki insanlar ya da kıyaslama içine girmiş olabilir. Belki kendilerini ve ruhlarını bu anlamda da terbiye etmeye ihtiyacı olabilir karşımızdaki insanların. Tabii ki hatalar sadece başkalarına mahsus değil, bizlere de mahsus olabilir. Bu da gayet doğal. Hepimiz gelişime ve değişime açık olursak eğer, bizler de nazar enerjisini başkaları için üzerimizde taşıyor olabiliriz. Belki biz de kıskançlık ve haset eden biri olabiliriz. Ama bunu yapmamamız gerektiğini, bedenimizi, ruhumuzu terbiye etmemiz gerektiğini anlayabiliriz. Biraz bunun üzerine çalışmalar ve ritüeller yapabiliriz. Şuraya baktığımız zaman, falın bu kısmına baktığımız zaman, bakın bir sürü yollar görüyorum burada. Yani gidecek kısa kısa ufak seyahatlerimiz olabilir. Bu yollar aydınlığa çıkıyor zaten gördüğünüz gibi falınızda niyet ettiğiniz şekilde. Bir insanın da oturup sizi beklediğini görüyorum. Bakın şurada. Şurada sanki oturmuş bir insan var bakın. Sanki böyle o yollardaki, aydınlık ve ferah yollardaki yolların sonunda birisi sizi bekliyor. Bu kişi ailenizden biri olabilir, evliyseniz sevdiğiniz bir insan olabilir. Belki de hayatınızı konumlandırmanızı düşündüğünüz noktaya o sizden önce o mertebeye ermiş olabilir ve sizi orada bekliyor olabilir. Sizin de bazı şeyleri anlamanızı, bazı gerçekleri görmenizi, hayatta bazı şeyleri öncelik sırasına koymanızı bekliyor ve istiyor olabilir. Belki siz o mertebeye sevdiğinizden, ailenizdeki bir kişiden ya da eşinizden daha sonra ulaşacak olabilirsiniz. Bu da gayet normal. Gelişimin ve değişimin bir parçası. Bu kişi sizi bekliyor. Ruhen de bedenen olduğu gibi yanınızda olmanızı bekliyor. Lütfen bu değişime ve gelişime sizler de kucak açın ve bunu aldım, kabul ettim deyin, niyet ettim deyin. Bu değişimin bir parçası olun. Şimdi burada yollar gördük demiştik. Bakın 5 tane yol var. Ve hepsi de aydınlığa çıkıyor. Belki gezip göreceğiniz, ufkunuzu genişletecek güzel yolculuklar yapabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Belki bu yolculuk size çok şey katacak ruhen de, bedenen de. Belki gönül gözünüzün açılacağı güzel şeyler keşfedeceğiniz değişik bir seyahat olabilir. Ki inşallah da öyle olur diyelim, öyle niyetleyelim biz. Bakalım başka neler görüyoruz. Şurada bir sayı görüyorum. Bakın beyaz olan yerde. Şöyle göstereyim size de. Bakın şurada bir 3 rakamı var. Şöyle de bakabilirsiniz. Yani 3 vakte kadar bakın şöyle bir dağ gibi bir şey görüyorsunuz. Belki de bir sıkıntınızı aşacaksınız 3 vakte kadar. Bu 3 ayda olabilir. 3 günde olabilir. 3 saatte olabilir. 3 yılda olabilir. Bu biraz da sizin hayattaki değişimleri ve gelişimleri karşılama olan bakış açınızla da alakalı olabilir. Güzel bir değişim görülüyor. Yani dağın ardı bakın apaydınlık gördüğünüz gibi sizin için güzel gelişmeler olacak. Şöyle gösterebilirim. Evet. Şurada bakın yere yatmış bir köpek var. Yani uzanmış. Aslında güvenli bir bölgede bulunuyor. Böyle nasıl diyeyim? Arkasını güzel bir yere yaslamış, sizi bekleyen bir köpek. Köpek burada ben yani şunu simgelediğini düşünüyorum. Kendini güvende hissetme hissi. Artık siz de arkanızı yaslayabileceğiniz insanlarla hayatınıza devam etmek isteyeceksiniz. Bunu tercih edeceksiniz. Bu farkındalık düzeyine erişeceksiniz ve bu sizin için gerçekten hayatınızın bir dönüm noktası olacak ve daha aydınlık, daha güzel günler için çok güzel bir gelişme olacak. Çok olumlu şeyler çıkmış falımızda. Ne güzel. Şurada bakın görüyorsunuz bir beyazlık var hanede. Haneye güzel bir şeyler doğuyor, güzel bir haber geliyor. Bu aydınlık haber aileye yeni birinin katılmasıyla ilgili bir şey olabilir. Çünkü gerçekten çok güzel bir ay doğuyor yani haneye. Maddi bir getiri olabilir. Beklediğiniz bir yerden beklediğiniz bir para, bir maddiyat varsa bununla ilgili olabilir. Ama çok güzel bir haber sizi bekliyor diyebilirim. Evet, tekrar falımızdan
Şöyle içe doğru bir bakalım son kez. Evet, buraları incelemiştik. Şimdi falımızın şu kısmına geçelim. Evet, iyi şeyler dileyelim. İnşallah iyi şeyler olsun falımızda da. Hepimizin buna ihtiyacı var, değil mi? Evet, bakın büyük bir kısmet geliyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama kısmet büyük bir şekilde geliyor. Yani bu şans demek, kısmet demek, bolluk, bereket, para olabilir, güzel bir haber olabilir. Çok güzel bir kısmet geliyor. Evet, şuraya baktığım zaman da bir kuğu görüyorum. Bakın şurada kanadını açmış. Şöyle boynu dimdik, asil ve güzel bir hayvan. Kuğu görüyorum. Bu da asaletin sembolü. Hayatınızda, hayatınıza aldığınız insanlarla asil bir hayat yaşayacaksınız. Onurlu bir mücadele vereceksiniz. Hiçbir zaman yalana, dolana bulaşmadan güzel bir, onurlu bir yaşam mücadelesi vereceksiniz. Ben bu şekilde yorumladım. Umarım hayatlarınız gerçekten böyle olur. Bu falımız bu kadar. Umarım falınız çıkar. Dilekleriniz gerçek olur. Bu falı şöyle koyuyorum. Şimdi ikinci falımıza geçeceğiz. Bakalım ikinci falı dileyenler için. Umarım güzel haberler çıkacaktır. Hadi bakalım bu falımızı da açalım. Evet, bu falımız yine gözle nazarla başladı. Herhalde son zamanlarda insanların, bilmiyorum, sosyal medyada kendilerini çok fazla gösterme ve görünür kılma isteklerinden dolayı mı bilemiyorum ama hayatlarımızı çok gizli yaşayamaz olduk. Bu hem kendime hem de geneli bir kişisel eleştiri olabilir. Bundan kaynaklı sanırım biraz göze geliyoruz. Aslında çok fazla yapmamak, göstermemek, hayatımızı başkaları tarafından izlenebilir ve görünür kılmamak çok daha iyi olur. Bakın sonunda böyle nazar enerjisini üzerimize ister istemez çekebiliyoruz. Bence mümkün olduğunca ailemiz varsa, işte ailemizi, çocuğumuz varsa, çocuğumuzu, mutlu olduğumuz noktalar hayatta neyse bunları sevdiklerimiz dışında herkesle paylaşmamak bence daha iyi olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Falımızda bir at görüyorum. Bakın şu şekilde şaha kalkmış başıyla güzel büyük bir at görüyorum. At Murat demektir. Muratlarımıza, dileklerimize erişeceğimiz bir fal görüyorum. Ve çok aydınlık gerçekten. Bakın atın yanından bembeyaz bir yol uzanıyor gerçekten ve çok aydınlık haberlerin geleceği, muratlarımıza ereceğimiz çok güzel haberler alacağız. Hanemize güzel haberler gelecek inşallah. Şurada bir de kuş görüyorum. Bakın şurada havalanan, kanatlarını kocaman açmış bir kuş var. O da haber demektir. Yine güzel haberlere doğru havalanan bir kuş. Ben şununla bağdaştırdım. Böyle çok fazla beyazlık ve aydınlık var. Belki evlenmeyi bekleyen takipçilerimden evlilik teklifi almak üzere olanlar olabilir. İlişkisi güzel gidenlerden ya da evli olan takipçilerimden güzel bir bebek haberi ya da maddi anlamda getirisi olan güzel bir iş anlaşması eşinizin ya da kendinizin olabilir. Çok güzel bir habere açılan bir kuş kanadı görüyorum burada. Dilerim hepiniz için hayırlısı olur. Ve burada bir yol görüyorum. Bu yol sanki bana böyle daha köklü, daha yer değiştirmeyi içeren bir yolmuş gibi geldi. Belki hayat şartlarını değiştirecek büyük bir taşınma olayı olabilir. Ailenizden, sevdiklerinizden ya da sizden birinin. Belki bir ülkeler arası yer değiştirme durumu olabilir. Bir iş değişikliği sebebiyle bir tayin görme durumunuz olabilir. Yani bir yer değişikliği kaynaklı bir taşınma görüyorum. Ama bu taşınma sizlere hayırlı ve güzel şekilde gelecek. Çünkü yine yol bembeyaz ve açık sizler için.
Yani belki kafanızda tereddütlerle bu yola çıkacaksınız. Nasıl olacak diye böyle endişe edeceksiniz. Ama yolun sonu aydınlık. Tabii ki her yol başlangıçta biraz çaba ister. Hiçbir yol dikensiz değildir. Her yol biraz çaba ister. Yeri gelir acılı yollardan geçeriz, değil mi? Hepimiz acı tecrübelerde bulunuruz. İnsanları bazen oldukları gibi tanıyamayız. İkinci, üçüncü yüzlerini daha sonradan görürüz. Ya da bir olaya bakarız, deriz ki ya bu çok karmaşık bir olay işte, bana zarar verecek, beni üzecek, aileme ya da sevdiklerime olumsuz etkileyecek bir şey diye düşünürüz. Ama sonra bakarız ki aslında öyle değilmiş, bu yola iyi ki çıkmışım deriz. Dilerim ki bu yolda sizler için öyle bir yol olur, hayırlı bir yol olur. Evet, biraz da şuraya bakalım. Kalbimizi kararttığımız konular var sanırım. Ama aslında çok da böyle üzerinde durmamamız gerekiyor. Negatifliği, kızgınlığı, kırgınlığı, bu duyguları biraz içimizden atmamız ve içimizi ferahlatmamız gerekiyor. Biraz da bunu telkin yoluyla yapabiliriz. Her zaman başkalarından beklememek ve biraz da kendimiz bu konuda çaba sarf etmek durumundayız hayatta. Çünkü her şey hayatta maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Biraz da bizler bu frekansımızı kendimiz yükselteceğiz. Hayatımızdan birileri çıktıysa kendimiz frekansımıza dikkat edeceğiz. Kendimizi hafifleştireceğiz. Kötü duygulardan kendimizi arındırmaya çalışacağız. Böyle yaparsak eğer daha mutlu oluruz. Ama işte saf sevgi, mutluluk, neşe gibi duyguların yerine biz öfkeyi, kızgınlığı, kırgınlığı koyarsak bizim de frekansımız ağırlaşır ve etrafımızda gerçekten bizi seven insanlar bizlerden uzaklaşmak durumunda kalabilir. Kimi zaman bunu hepimiz yaşarız. Negatif enerji saçtığımız durumlarda biraz insanlar bizlerle arasına mesafe koymak isteyebilir. Bu da gayet anlaşılabilir bir şey. Ama böyle toparlanıp kendimize gelebiliriz. Yaz geldi, güneşin enerjisinden yararlanabiliriz. Kendimizi iyi hissetmek için yürüyüşler yapabiliriz. Ve enerjimizi ve frekansımızı yükselterek hayatımıza da kendimiz gibi olumlu ve pozitif bakan insanları alarak daha mutlu bir hayat yaşayabiliriz. İnşallah sizin de her zaman sevgiyi seçen, sizleri seven arkadaşlarınız, çevreniz olur. Sevgi mıknatısı haline gelirsiniz umarım ki. Çünkü auramız bizim dış kimliğimizdir. Auramız eğer güçlü olursa hayata yaydığımız enerji tamamen iyi yönde değişir ve bizi de çok olumlu şekilde etkiler. Şurada falımızın sonuna doğru bir kalp görüyorum. Bakın. Yani resmen iki elin birleştiği, bakın şurada ellerin birleştiği ve bir kalp oluşturduğu bir şekil görüyorum. Çok güzel çıkmış falınızda. Yani sevenler kavuşacak, birleşecek, öyle duruyor. Hani sevginin önünde hiçbir engel duramaz zaten. Eğer ortada gerçekten bir sevgi varsa, aşk varsa, kalpler mutlaka uzakta da olsa, zorluklarla da karşılaşsa mutlaka bir araya gelir. Burada da ben onu görüyorum yine. Ve bakın bazı yollardan geçilerek bu sevgi ispatlanmış, kanıtlanmış. Sizlerin de eğer kafanızda soru işaretleri varsa artık bu soru işaretlerinin giderileceği bir evreye girmek üzeresiniz. Bu soruları tabii ki kafanızda cevaplayacaksınız. Hem duygularımızla hem de mantığımızı kullanarak mutluluğu yakalamak için biz de elimizden geleni yapacağız. Burada güzel bir şeyler görüyorum. Belki bakın şurada bir beyaz gelinlik, damatlık gibi bir şey var. Güzel sonuçlanacak bir ilişki görüyorum çevremizde ya da kendimizdeki hayatımızdaki insanla ilgili olarak. Çok güzel çıktı falımız. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şurada neler görüyoruz bakalım. Evet, buralara bakmıştık zaten. Yol demiştik, aydınlık demiştik, atı görmüştük. Şimdi şöyle son olarak falımızın şu kısmına geçelim. İyi bir dilekse bulunarak falımızı kapatalım. Yani bu falımız genel olarak aşkla ilgili çıktı bence ve tercihlerimizle ilgiliydi. Bakın ben kalbi görebiliyorum yine. Siz de görebiliyorsunuzdur eminim ki kocaman bir kalp çıktı. Yani güzel ve seven kalpler birleşecek bu falda. Çok aydınlık ve çok pozitif bir faldı. Umarım bu fincanı seçen takipçilerimizi memnun etmiştir falımız. Bakın kalbiniz,
bir başkasının güzel kalbiyle birleşiyor. Bakın yine iki insan karşı karşıya gelmiş kalbin içinde. Hani çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Mutluluk geliyor. Mutluluk kapınızı çalmak üzere. Açın ve hazırlanın. Güzel duygulara kalbinizi açın. Samimiyete, aşka kalbinizi açın ve hazır olarak bekleyin. O sizi bulmak üzere. Umarım güzel bir fal olmuştur sizler için de. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni fallarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.